Dostlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben bok gibiyim. Ya biraz saçma sapan günler olmaya başladı. Değişik günler olmaya başladı. O yüzden çok da moralim yok. Bugünkü videonun asıl konusu abi bu Trident 660 için parça maliyetleri, aksesuarlar, bu aksesuarların maliyetleri vesaire. Gördüğünüz gibi real öküz, hayvan. Yıkık or. Gördüğünüz gibi rear left indicator'ım burada benim yanıyor. Dün biz motoru kırdık çünkü. Yani motorun tamamını olmasa da bir kısmını kırmış olduk. Ya çok sinirim bozuluyor ya. Şimdi servisten geliyorum. Kırılan parçada tedariğini yaptık ama kırılan parça çok ince ama fiyatı kalın. Abim benim, böyle olmaz. Benim hatunu ehliyete yazdırdık. Orada da ehliyette işte gidip gelirken bir arkadaşla tanıştık. Biraz samimi olduk falan. Dün de oradaydık. Bir Migros'a gidecekti o. Dedi ki ya hani senin motor artçı olsam da gitsek. Motora da bir binmiş olurum falan. Olur dedim, sıkıntı yok, problem yok. Gel gidelim. Neyse bindi Migros'a gittik. Migros'tan alışverişini yaptı. Bir iki içecek falan aldı. Orada içeceğiz falan. Çok da iyi bir arkadaş bu arada. Çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani hani onu suçlamaya falan da çalışmıyorum. Şimdi izliyorsa eğer. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Migros'tan çıktık. Abi tekrar motora binerken. Şimdi o da çok artçı olarak motora nasıl bineceğini bilmiyorum. Şöyle ayağını sallayarak biniyormuş falan. Güzel motor. Abi Trident 660'la bir de benimkinin aynısıyla karşılaşmak yolda ilginç oldu gerçekten. Lan güzel motormuş ha. Neyse. O da söylediğim gibi tam yarıda kaldı. Abi markette alışveriş yaptıktan sonra motora binerken böyle bir işte böyle ayağını böyle bir sallayarak falan bindi, tamam mı? Orada da benim sinyale tekmeyi bastı abi. Sinyal havalarda uçuşuyor böyle. Arka sinyal. Neyse dedik, olur böyle, yapacak bir şey yok. Buradan ben size bir tavsiyede bulunmak istiyorum bu konuyla ilgili. Abi motorunuzu artçı alacaksanız önce motora artçı olarak nasıl bineceğini öğretin. Öyle bindirin. Motorunuzun orası burası kırılmasın, çizilmesin. Benden size tavsiye olsun. Sonra canınız sıkılır yani, anladın mı? Bugün de ben servise geldim. Dedim bu parça var mı? Dediler ki pek zannetmiyoruz ama stoklarda bakalım var mı, yoksa dedi 2 ay beklersin abi, gelecek çünkü mal İngiltere'den gelecek falan. Bir de ben şimdi fiyatlarına falan baktım, yurt dışından orijinal parça fiyatlarına abi, hoş değildi. Lan küçücük sinyal şu kadar acı, bak şu kadar ya, yemin ederim içerisinde boktan bir tane devre var, baskı devre var. İçinde de 3-4 tane de led var. Bu kadar lan. Şu kadarcık alet, yemin ederim. Hiçbir şey yok yani. O bağlantıları falan kırılmadı. Sinyal yerinden, o kendi bağlantı yerinden koptu, fırladı gitti. Onu alacağız. Neyse. Abim benim. 1500 lira para ödedim geldim az önce. 1500 lira. Küçücük sinyal için ya. Ulan ne pahalıymış bunlar abi. Hoş değil abi. O niye el sallıyor lan öyle? Bize mi el salladı? Yani abi buna binmek öyle 250cc Husqvarna'ya, Honda'ya binmekle aynı değilmiş abicim. Çok pahalı parçaları var, çıldırmak üzereyim. 1500 lira verdik sinyali. Abi radyatör koruma sipariş edeceğim. Ya orijinal olsun istiyorum, tamam mı? Ben orijinale çok takıntılı bir herifim normalde. Orijinal olsun istiyorum. Ya abi soruyorum. 3700 küsür lira radyatör koruma. Ya abim. İncecik bir metal parçası. Ben buna 3700 lira nasıl vereceğim ya? Motor koruma takozu soruyorum. Orijinal kaç para? 7000 lira. Abi kafayı mı yediniz? Motor koruma takozu dediği de böyle iki tane şuradan birer tane takoz çıkıyor. Birer tane bak, öyle hani altılı maltılı değil. Anladın mı? Değil yani. Bir tane. 7000 lira o. Quick shifter kaç para? Bir de hep euro ile veriliyor fiyatlar ha. İşte şuna kadar para 137 euro. Buna kadar para 437 euro. Buna kadar 300 euro. Hep euro. Of. Sinyali de euro ile aldım. 80 küsur euroya aldım. TL kazanıyoruz, euro harcıyoruz. Çünkü biz geri zekalıyız. Saç şu an o kadar sinirim bozuk ki ya.
Ya 1500 lira hani beni batırmaz, ona bozulmuyor sinirim. Sinirimi nasıl bozulduğu mevzu. Lan TL ile kazanıyorum, Euro harcıyorum ya. Euro olmuş 18 falan. Çıldıracağım ya. Egzoz yok mesela, motor için egzoz yok abicim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bak Türkiye'de, Türkiye'ye ne kadar ithal edilen marka varsa, bak hepsini, Akrapovic, Yoshimura, Scorpion, Exil, sonra Spark falan, bir sürü abi, hepsinin Türkiye distribütörünü aradım. Bak hepsinin, üşenmedim, tek tek hepsini aradım ya. Ya diyorum ki 660 için abicim elinizde egzoz var mı? Ya yok, biz getirmedik onu. Bir tanesi sadece Spark, o da dedi ki ya biz iki tane getirdik. Hocam onlar da bekledi, sonra zar zor satıldı. Biz de bir daha getirmeyeceğiz. Ya diyorum getirin. Bir tane getir la bana. Ne olacak yani? Bir tane getir. Parasını vereceğim. Yok abi diyor, olmaz diyor. Getiremeyiz. Parasını verip egzoz alamıyorum ya. Yok, alamıyorum. O da şey, parası dediğimde 30 bin lira ha. 30 bin lira istiyorlar. Böyle full sistem. Boğazdan şundan bir geçelim biz. Kör noktasında kalmayalım. Yani böyle boğazdan full sistem falan olduğu zaman 30 bin lira para istiyorlar. Yurt dışından sipariş edebiliyorsun. Spark'ın falan kendi sitesinden. Şimdi oradaki problem şu, işte gümrüğe takılacak. Gümrükten gümrük vergisini ödeyeceksin. Gelecek bilmem ne. Yani bir sürü terane dert, anladın mı? Sıkıntı. Egzoz yok. Yani benim egzoz almam lazım abi. Egzoz almazsam öleceğim ben. Egzoz almazsa ölecek hastalığı var bende. Almam lazım ama alamıyorum. Bir taraftan yakıt yakıyor motor, 5 litre 5.5 litre yakıyor şu anda şehir içinde. Abi cepten sürekli git 400 doldur, git 400 doldur. 2 gaz diyorsun 100 doldur. 2 işe gidip geliyorsun 150 doldur. Doldur anam doldur, doldur anam doldur. Kasko sorgulatıyorsun 20 bin. Neymiş lan bu böyle? Abicim motor aldım bilemiyorum ya. Olacak iş mi ya? Böyle işte sıkıntılar büyük. Bir arada ne yazık ki motoru satmaya mecbur kalıyordum. Yani mecbur kalıyordum. Ama şimdilik satmayacağız gibi görünüyor. Bakalım yani. Orada da ya yine benzer dertler, açık konuşmak gerekirse. Ben çok hani saklamaya falan gerek yok sonuçta. Ben şu anda kirada yaşıyorum. Hani benim ev sahibim öyle abuk bir para istedi ki yeni zam döneminde. Yani mevcut kiramın hemen 3 katını istedi herif. Yani şimdi evden çıkmam gerekecek. Çıkacağım yani evden. Çünkü 3 katı yapsa bile dışarıya göre evet nispeten uygun oluyor kira. Ama orada problem şu. Şimdi bu sene 3 katı. Sonraki sene bir 2-3 katı bir daha. Şimdi o zaman... Ben hiç problem değil ki, ben gider bir kredi çeker ev alırım, onun parasını öderim çünkü aynı para olacak belli yani. Niye ben sana gideyim de kira olarak vereyim bunu, kendim öderim kirayı. Nedir yani? Bir de abi çok ilginç işler ya. Şimdi hukuki olarak böyle bir hakkı yok herifin, tamam mı? Bana 3 katına yakın bir zam yapamaz, tefeyi tüfeyi hesaplar ki en son %25'ten fazla yapılamaz dedi. Bak, ev sahiplerine haksızlık yapılıyor olabilir. Ekonomi çok kötü gidiyor olabilir. Ev sahibinin bana söyledi, abi senin bana verdiğin kira benim bir işime yaramıyor. Haklı olabilirsin. Doğru. Ama hak var, hukuk var. Üstelik ekonominin böyle olması, fiyatların bu kadar artması benim suçum değil. Buna sebep olan ben değilim. Değil mi? Benden neden çıkarıyorsun bunun incini? Ben neden böyle fahiş fiyatlarla oturmak zorundayım? Buna cevap yok. Bir de herife diyorum ki, asıl can sıkan noktalardan biri de o. Hukuki olarak böyle bir hakkın yok. İstesem evden çıkamam. Beni çıkaramazsın hukuki olarak. Çünkü ciddi orada kiracıyı koruyor kanundan çok fazla. Abi bura tehlikeliymiş. Şuradan şöyle biz bir sola atalım da kendimizi, tehlikeli olarak karışık oralar. Diyorum ki normalde çok ciddi gerekçelerin olması lazım. Beni çıkaramazsın diyorum. Adamın söylediğini aynen iletiyorum. Bak ben seni nasıl çıkarıyorum dedim. Yani tehdit ediyor. Ben seni nasıl çıkarıyorum diye tehdit ediyor. Ya uğraşamam ben onunla. Pisliğe bulaşmaya gerek yok, anladın mı? O yüzden abi şuradan sağa girelim o yüzden.
Belki bir ev alma planımız var. Motosikleti, arabamı, diğer motosikleti satıp, küçük bir motosiklet alıp, küçük de bir araba alıp, krediyle falan devam etmeyi düşünüyordum ama motoru satamadım. Yani şu yüzden satamadım. Ya bu motor çok benim hayalimde olan bir motosikletti. Hani böyle önceki videoları izlerseniz eğer, böyle mesela tam şurada hatta yanımdan bir işte Suzuki geçiyor. 4 silindirli bir Suzuki, böyle çok güzel sesi var falan. Ben de üzülüyorum, lan benimkinde niye öyle ses yok. Ama bir gün alacağım Trident 660'ı, bir de egzoz yapıştıracağım, benimkinden de öyle ses çıkacak falan diyorum kendi kendime. Yani hani çok hayalimde olan bir motordu benim. Umarım herkes böyle hayalinde, gönlünde yatan motosikleti, arabayı, artık neyse, hayatı yakalar. Bunu canı gönülden isterim gerçekten. Şimdi öyle olunca hani bunu satmak çok koyuyor bana ya abi. Satamadım, olmadı yani. Sınırları zorlayıp satmayacağım abi. Durumlar böyle abi. Kötü, saçma sapan günler oluyor. Motor kırıldı, evde sıkıntı, ekonomi. Şu ekonomiye yenilmeme çabası var ya, beni öldürdü abi. Yıllardır ekonomiye yenilmeyeceğiz diye hayatımızı yaşayamıyoruz. Hayırlısı. Neyse dostlar, durum bu. Motorun parça fiyatlarından hem de size bir bilgilendirme olmuş olur. Sahibi olanlar varsa, almak isteyenler varsa. İşte bak bu trafik polisi. Bak bu trafik polisi, gördün mü? Bu trafik polisi reis. Trafik polisi bunu yapıyorsa abicim, imam osurursa cemaat sıçar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer maliyetsiz bir şekilde kanala abone olursanız da gerçekten çok memnun olurum. Bir tık uzağında abone ol butonu. Üstelik en fazla 2-3 ATP yakarsın, senin için problem olmaz. Kendinize ve motosikletinize çok iyi bakın. Güvenli sürün. Hoşça kalın. Acemi kaçar.